polis şüpheli görünen bir otobüse baskın yaptığında hemen dikkatlerini çeken büyük bir paket buldu. Ancak bu şüpheli paketin içinde buldukları şey onları dehşete düşürdü ve şok etti. Bir kader günü, kararlı bir memur tarafından alınan isimsiz bir ihbar üzerine harekete geçen Peru polisi şüpheli bir otobüsü takip etmeye başladı. Polisler, özellikle Avrupa'ya mal kaçakçılığı alanında olmak üzere, ülkelerini rahatsız eden yaygın yasadışı kaçakçılık sorunuyla mücadele etmek için yorulmak bilmeden çalışıyorlardı. Ancak tüm çabalarına rağmen bu kaçakçıları yakalamak ve suçlamak yasadışı ticareti engelleme konusunda pek etkili olmamış gibi görünüyordu. Ve bu ihbara göre ufkun hemen ötesinde şok edici bir keşif yatıyordu. Polis güvenli bir mesafeyi koruyarak otobüsü birkaç mil boyunca izledi. Araç hız yapmıyordu, düzensiz ya da endişe yaratacak bir şekilde sürmüyordu ama yine de yetkililer için alarm zillerini çaldıran bir şeyler vardı. Bunu kelimelere dökemiyorlardı çünkü bu onlar için neredeyse bir tür altıncı his gibiydi ama otobüsün bazı kırmızı bayraklar salladığını biliyorlardı. En ilgi çekici şey ise memur arkadaşlarından birinden aldıkları ihbardı. Otobüste çok ilginç bir şey olduğundan bahsetmişti ama tam olarak ne olduğu konusunda herhangi bir ayrıntıya girmemişti. Sadece meslektaşlarına bir fark yaratmaya yardımcı olmak istiyorlarsa hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmelerinin önemini vurgulamıştı. Ses tonu, otobüste ne tür bir kaçak mal olabileceği konusunda herkesin aklını karıştırmıştı. Büyük bir vurgun mu olacaktı yoksa gerçekten şaşırtıcı bir şey mi? Sadece birkaç dakika içinde soruları en şaşırtıcı şekilde yanıtlanacaktı. Sonunda yetkililer bu kadarının yeterli olduğuna karar verdiler ve yasa dışı mal taşıdığından şüphelendikleri otobüsü durdurmak için harekete geçtiler. Araç onların isteği üzerine kenara çekildi ve saniyeler içinde etrafı polis arabalarıyla çevrildi. Şoför şok olmuş ve kafası karışmış görünüyordu ve rolünü iyi oynadı. Ancak yetkililer bu eylemi daha önce binlerce kez görmüşlerdi ve buna kanmadılar. Dehşetle karışık bir beklentiyle otobüse tırmandılar ve aracın her köşesini yanlış bir şey yapıldığına dair herhangi bir işaret ya da belirti var mı diye dikkatle incelediler. İçten içe bunun bu iğrenç ticareti yapanları çökertmek için mükemmel bir fırsat olabileceğini biliyorlardı. Çevrilmemiş taş bırakmamayı öğrenmişlerdi. Kaçakçılar zekiydi ve yeterince uğraşırlarsa kaçak malları her yere saklayabileceklerini biliyorlardı. Polis peşlerinde olduğu için de kaçakçılar daha yaratıcı ve becerikli oluyorlardı. Otobüsün içinde kaçak mal saklanabilecek her yeri titizlikle aradıklarında dikkatlerini bir köşeye sıkıştırılmış zararsız bir karton kutu çekti. Oldukça büyüktü ama özellikle ilginç bir yanı yoktu. Bu yüzden o ana kadar görmezden gelmişlerdi. İnsan tacirleri bu kadar bariz olmazdı değil mi? Memurlar, görünüşte iyi huylu olan konteynerin kapalı duvarları içinde potansiyel tehlike barındırdığını fark ettiklerinde dikkatli bakışlar attılar. Akıllarına emniyet güçleri arasında yayılan bu tür koşullar altında saklanan tehlikeli patlayıcıların bulunmasıyla ilgili hikayeler geldi. Büyük kutuya ne kadar çok bakarlarsa o kadar hain ve şüpheli görünmeye başladı. Neyin tehlikede olduğunun farkına vararak kendilerinin ve masum seyircilerin güvenliği, kutunun kapaklarını dikkatle açarken son derece dikkatli davrandılar. Titreyen elleriyle bunu yavaşça ve kutuda herhangi bir sarsıntı ya da ani harekete neden olmadan yaptılar. Eğer içinde patlayıcı varsa en ufak bir sarsıntı bile onu patlatabilirdi. Ekstra koruma giyerek ve otobüste mümkün olduğunca az memur bulundurarak aniden bu kadar dikkat çeken büyük kutuyu incelemeye koyuldular. Ancak kendilerini bekleyen şey onları şok ve inançsızlığın ötesinde bir duruma sürükledi. Aslında onları dehşete düşürmüş ve derin bir üzüntüyle ruhlarını paramparça etmişti. Kutunun içinde çok sayıda hayvan vardı. Polis memurları daha önce hiç böyle bir şey görmemişlerdi ve birisinin bu güzel canlıları nasıl bu kadar acımasızca ve yüzsüzce taşıyabildiğini bilmiyorlardı. Ancak olayı herkes için daha da şok edici kılan şey ortaya çıkardıkları hayvanın türüydü. Bu, daha önce hiçbirinin karşılaşmadığı bir türdü ve kesinlikle Peru'ya ya da Peru'ya yakın bir yere ait değildi. Sıkışık karton bölmelerde canlı Galapagos kaplumbağaları vardı. Uzak adalara özgü, görkemli ve şaşırtıcı derecede bilge görünümlü yaratıklar ancak şimdi evlerinden çok uzaktaki bu cehennem gibi varoluşa hapsolmuşlardı. İki kaplumbağa, üzücü yolculukları sırasında maruz kaldıkları acımasız koşullara çoktan yenik düşmüştü. Sıkıca bağlanmış ve yiyecek ya da suya erişimleri olmadan üst üste yığılmış bu güzel yaratıkların görüntüsü memurların ruhlarında öfke ve çaresizlik dalgaları yarattı. Neden buradaydılar? Nereden gelmişlerdi? Nereye gidiyorlardı? Bunların hepsi zamanı gelince cevaplanacak çok güzel sorulardı ama şimdi bunları sormanın zamanı değildi.
birkaç memur sürücüyü tutuklarken diğerleri de ortaya çıkardıkları trajedinin kapsamını anlamaya çalışıyordu. Ancak sürücü konuşmuyordu ve onu daha fazla sorgulamak için polis merkezine geri götürmek zorunda kaldılar. Çözüleceğini biliyorlardı. Sadece ceza konusunda ciddi olduklarını görmesini istiyorlardı. Ama sonra Galapagos kaplumbağalarına ne yapmaları gerektiği sorusu geldi. Daha önce hiç böyle hayvanlarla uğraşmak zorunda kalmamışlardı. Bu yüzden durumla nasıl başa çıkacaklarını biraz şaşırmışlardı. Yetkililer kafa kafaya verip bir plan yaptılar. Bu savunmasız hayvanları kurtarmak acil bir öncelik haline geldi ve bu nedenle acilen vahşi yaşam örgütleri ve veterinerlerle temasa geçtiler. Kaplumbağalardan birkaçını üzücü bir şekilde kaybetmiş olsalar da polis bu güzel yaratıkların geri kalanının hayatta kalma şansı olduğunu bilerek teselli buldu. Hayatta kalan kaplumbağalar Peru'ya geri götürüldü ve burada kapsamlı tıbbi tedavi ve bakım gördüler. Veterinerler bu zavallı hayvanların yaşadıkları travmatik deneyimden sonra mutlu ve sağlıklı olmalarını sağlamak için çok çalışmak zorunda kaldı. Görünüşe göre insan tacirleri onlara nazik davranmamıştı. Zira birçoğunun kabukları yontulmuş ve hatta çatlamıştı. Ayrıca hepsi çok susuz kalmış ve yemeğe muhtaç görünüyordu. Bu travmatik deneyim nedeniyle ruhlarının paramparça olduğu açıktı ancak yeni ortamlarına uyum sağlamaya başladıkça dirençleri yavaş yavaş ortaya çıktı. Uzun vadeli koruma çabalarına duyulan acil ihtiyacın anlaşılmasıyla birlikte bu cesur canlıları gerçek yuvaları olan Galapagos adalarına geri döndürmek için planlar yapılmaya başlandı. Orada nesli tükenmekte olan bu türün hayatta kalmasını ve gelişmesini sağlamayı amaçlayan dikkatle tasarlanmış bir yetiştirme programı oluşturuldu. Ancak onları oraya geri götürmek kolay ya da ucuz bir iş olmayacaktı. Özellikle de asıl evleri 2000 kilometre uzaktayken. Bu yürek burkan olayla ilgili haberler tüm dünyaya hızla yayıldı ve sadece insanları değil, dünyanın en savunmasız sakinlerini de etkileyen yaygın yasa dışı kaçakçılık konusunda umudu ateşledi ve farkındalığı artırdı. İnsanlar kararlılıklarını birleştirerek faillere karşı daha sıkı önlemler alınmasını talep ederken, çeşitli uluslararası sınırlar boyunca yaban hayatını koruyan daha güçlü yasaları savundular. Kaplumbağalar için toplanan bağışlar, kaldıkları rezervin kendi ülkelerine birinci sınıf bir uçuş rezervasyonu yapmasını sağladı. Perulu yetkililer, kaplumbağaların ait oldukları yere döndüklerini görmekten mutlu oldular ve sadece kaçakçılarla mücadeleye devam etmekle kalmayıp, gezegenimizin zengin biyolojik çeşitliliğini korumaya kararlı diğer ülkelerle de yakın işbirliği içinde olacaklarına söz verdiler. Yürüttükleri soruşturma, çok sayıda dolandırıcılık ve yasa dışı ticarete karışmış olan birkaç kaçakçının tutuklanmasını sağladı ve daha da fazla masum canlının kurtarılmasına olanak tanıdı. Galapagos kaplumbağalarına gelince hepsi kendi doğal ortamlarında kumsallar ve dalgalar arasında özgürlüklerine kavuştular, sorunlu geçmişleri bahçeli kabukların altındaki yara izlerine sonsuza dek kazındı. Neyse ki hayvanlar yaşadıkları çileyi geçmişte bırakıp güzel doğal ortamlarında uzun ve mutlu bir yaşam sürmeye devam edebildiler. İnsanlığın en karanlık dürtülerine karşı direncin sembolü oldular. Onların olağanüstü yolculuğu, İnsanoğlunun açgözlülüğü tarafından tuzağa düşürülen sayısız diğer canlıların yolculuğunu ayna tuttu ve merhamet ve korumanın hüküm sürdüğü bir gelecek için umut verdi.